Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 1 Şubat 2021 Pazartesi, haftanın ve ayın ilk günü. Gündem yoğun, gündem korona. Daha doğrusu bugün kabinede alınması beklenen yeni kararlar. Bakanlar Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan'la toplandı. Masadaki konular milyonları ilgilendiriyor. Elbette tam ifadeyle söylersek 82 milyon bu akşam bu kararları bekliyor. Kısıtlamalar esneyecek mi? Okulların akıbeti ne olacak? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? İş yerleri, özellikle hizmet sektöründe hali hazırda devam eden tedbirler var. Restoran, kafe, lokanta, bu gibi mekanlar biz tedbirimizi aldık, paket servisten ziyade artık açılmak istiyoruz diyorlar. Sonuç birazdan belli olacak. Beklentimiz bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya gözler çevrildi. Ankara'da gelişmeleri aktarmak üzere arkadaşlarımız elbette ki bekliyor. Betül Binsel'e döneceğiz ve soracağız ama onlara gitmeden Cumhurbaşkanı'nın gün içinde verdiği mesajlara bir bakmamız lazım. Erdoğan güne Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongreleriyle başladı. CHP'deki istifalar için ilk kez konuştu. Ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyorlar dedi. CHP'nin Atatürk'ten giderek uzaklaştığını da hatırlattı cümlelerinde. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür, siyasi arsızlıktır cümlesini de kurdu. ATV Haber başladı. Partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. CHP'deki istifalarla ilgili ilk kez konuştu. Sözleri çok sertti. Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üstünü kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Atatürk'ün CHP'sinden eser kalmadı diye devam etti sözlerine. Kime sorsanız Atatürk'ün CHP'siyle Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın, hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. Sizin her hafta bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi eleştirirken eski defterleri de açtı. Daha önce milletin gündemini haftalarca külliyeye giden CHP'li yalanıyla meşgul etmişlerdi. Tabii sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP genel merkezinde üretildiği, medyaya da yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Militan tartışmalarını da unutmadı. Devletin valisine, kaymakamına, hakimine, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine karşı militan iftirası atarken teröristleri arkadaş diyerek koruma yarışına girdiler. Erdoğan, biz CHP'den memnunuz dedi, hemen ardından ekledi. Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP genel başkanından da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin 3-5 marjinalin oyuncağı haline getirilmesine içimiz el vermiyor. Teşkilata mesaj verirken partiyle yollarını ayıran eski isimlere de satır aralarında kapı açık mesajı verdi. Partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar yeniden saflarımıza kazandıralım. Bu açıklamaları Adana, Antalya, Bursa ve Muğla kongrelerinde yaptı. Konuşması bitince tek tek illere bağlandı. Siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT gençliği değil. Erdoğan başkanlık edeceği kabine toplantısına ise Türkiye'nin ilk akıllı sürücüsüz otobüsüyle gitti. Türk mühendisleri tarafından üretilen otobüsün testini külliyede yaptı. Şoför koltuğunda kimsenin olmaması sizi rahatsız etti mi? Yok, önceden bilgiler almıştım.